Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya kadar çay içmiştik, şimdi buradayız. But to draw a new aircraft concept, you need to have firm numbers for parameters such as the wing area and engine size, and those can be properly calculated only from specific requirements. But ama to draw çizmek için a new aircraft concept yeni bir hava aracı konseptini çizmek için you need to have firm numbers. Burada firm şirket firma anlamı var. Ve bunu sert denince de buradaki anlamı emin. Yani kesin olduğun, kesin bir değişmez bir sayıların olması lazım. Sayılara sahip olman gerekiyor diyor. Ne için? For parameters such as wing area and engine size. İşte kanat alanı veya motorun büyüklüğü gibi parametreler için kesin net sayıların olması gerekiyor. And those ve bunlar can be properly calculated. Bunlar properly buradan doğru bir şekilde, uygun bir şekilde diyebiliriz. Doğru bir şekilde hesaplanabilir. Sadece nereden hesaplanabiliyormuş? Spesifik requirements. Spesifik ihtiyaçlara, gereksinimlerden, yani belirli gereksinimlerden hesaplanabilen, doğru şekilde hesaplanabilen bu parametreleri ne sahip ve parametreleri için emin sayıların olması lazım. Çünkü uçak alanında buna göre tasarlıyorsunuz. Yani ilk o zaman yapacağım şey şu. Tasarımda ilk başta bizim motorumuzun büyüklüğünden ziyade burada ne şey gücü falan da işin içine giriyor. Ondan sonra kanat alanı, bunları kafamda tasarlayıp ona göre yani diğer şeyleri, ayrıntıları girmemiz gerekiyor. Atıyorum işte uçağın motoru büyükse bunun eşittir daha fazla yakıt tüketir. O zaman yakıt tanklarını daha büyük yapman gerekiyor. İşte onların tasarımını yapacaksın. Her şeyi değiştirebiliyor yani bu ikisi mesela. Daha demek ki daha fazlası da varmış. If you don't have a customer who has carefully spelled out a proper set of aircraft design requirements, you need to get requirements or make them up. If, eğer you don't have a customer, bir müşterinin yoksa, nasıl bir müşteri who var, has carefully spelled out, spelled zaten yani hazır falan İngilizce derslerde görmüşsünüzdür. Hecelemek demek. Burada spelled out'un heceleyerek açıklamak. Yani ayrıntılı bir şekilde açıklamak demek. Böyle tane tane konuşmak, tane tane açıklamak anlamında burada kullanılıyor. Dikkatli bir şekilde işte açıklamıyorsa neyi? Proper. Proper burada uygun demek. Set of'u da biz dizi olarak çevirmiştik. İşte bir seri, işte bir set anlamı da var. Yani direkt set anlamı Türkçedeki. Yani bir dizi diyelim. Bir dizi. İşte hava aracı tasarım ilk gereksinimlerini yani uygun hava aracı gereksinimlerini dikkatli bir şekilde size açıklamıyorsa yani ne istediğini size söylemeyen bir müşteriniz varsa you need to ihtiyacınız var neye? Get requirements. Bu gereksinimleri elde etmeye veya birinden almaya veya başka uçaktan almaya da diyebilirsiniz. İhtiyacınız var ya da bunları kendiniz yapacaksınız. Yani başka uçaktan ya başka bir firma da olabilir işte tasarım firmasına alabilirsiniz manasında. Yapamıyorsanız ve diğer bir seçenek çok iyiyseniz de kendiniz yapacaksınız bu gereksinimleri. Burayı da böyle çevirdik. Aircraft design requirements come from several sources and in several flavors. Burada aircraft design, hava aracı tasarım gereksinimleri come from bir şeyden gelir. Neden? Several sources, birkaç kaynaktan ve in several flavors. Flavor burada hani tat, lezzet deme, koku anlamı da var. Birden farklı, işte birkaç farklı tatta, tarzda da diyebiliriz burada. Yani gereksinimlerin geldiği kaynağı işte birden fazla olabilir ve farklı şekillerde ya farklı tatlarda, aynı tarzda bir farklı tarzlarda da olabiliyormuş. Bu gereksinimlerin, bu gereksinimler diyelim. At the top level, sometimes so obvious that they are ignored are the overall assumptions and framework for the new design project. At the top level, en üst seviyede. Burada iki virgül arasında bir açıklama var. Burayı bir ilk önce görmeyelim. At the top level are the overall assumptions and frameworks for the new design project. Burada en üst seviyede neymiş bu en üst seviyede olan şey? The overall assumptions. Burada genel assumptions da burada varsayımlar, framework da çerçevelermiş. Niçin? For the new design project. Yeni tasarım projesi için. Ki bunlar yani. Demek istediği şu. Şurayı da bir çevirelim. Bazen so obvious.
O kadar açık belli ki ne belliymiş? That they are ignored. Yani o kadar belli ki ne bu ignore da görmezden gelmek. Ya yani görmezden geldiklerinin çok belli olan, bazen belli olan şeyler bu genel varsayımlar ve çerçeve. Bu yeni bir hava aracı tasarım için, tasarım projesi için. Ama bu çok önemli. Yukarıda da bahsetmiştik işte farklı şeylerden gelebiliyor. Bunun olmaması lazım diyor. Diye anlam çıkarabilir miyiz? Sonraki cümlelere de bakalım. These include the definition of the purpose and operation of the aircraft, assumptions about the likely buying customer and the ultimate aircraft operator, the time frame of development and the level of acceptance of technological risk. Uzun bir cümle çevirelim. These include. Bunlar içeriyor. İşte bu varsayımlar ve çerçeve. Neyi? The definition of purpose and operation of aircraft. Bir hava aracının işte işlevi, operasyon sürecini ve amacının tanımını içeriyor. Tanımını. Daha sonra assumptions about. Bir şeyler hakkında varsayımları da içeriyormuş. Neydi? Likely buying customer. Yani ihtimali işte burada satın alma ihtimali olan şey diyebiliriz, müşteri diyebiliriz. Yani ben bir tasarım yapıyorum ama bunu ne tür müşteriler satın alır? Onun bir varsayımı var. Yani ben buraya satarım, bu şirkete bunu, bu tasarımı satarım diye bir varsayım yapıyorsun. Bunu da içeriyor. Başka ne varsayım varmış? İşte enter var burada. Ultimate aircraft operator. İşte nihai hava aracı. Operator burada. İşte ben bu tasarımı satacağım şirket hakkında varsayım. Yine aynı kapıya çıkıyor. Bu işletmeci, yani nihai hava aracı işletmecisi ve işte bunu satın alabilecek, muhtemel satın alabilecek müşteri hakkındaki varsayımlar. Sonra the time frame for development. Bu gelişimin işte ne diyelim, zaman dilimi diyebiliriz. Framing böyle çerçeve anlamı var. İşte ne kadar sürede hangi gelişimler olacak? Bunun gelişimde bölümlere ayırıyoruz. Bunu içeriyor. Sonra the level of acceptance of technological risk, değil mi? Teknolojik risklerin işte burada acceptance, kabul, accept kabul etmek demek. Kabul seviyesi. Yani yaptığım tasarım ne kadar teknolojik riskleri kabul edebiliyor? O riskleri ne kadar minimize işte en aza indirebildim? Tarzı şeyler. Burayı da bu şekilde çeviriyor arkadaşlar. Burayı zaten şeyde yapmıştık. X-31 uçak savaşı. Şöyle bir yana kaydırayım. Burayı da çevirelim. X-31 Design. İşte X-31 tasarımı. Early layout to final configuration. Layout burada yine düzen plan demiştik. İlk düzenden final configuration işte bu son konfigürasyon şekline. Yani ilk böyleymiş. Sonra bu şekilde olmuş. Şu kanat yapısı mı değişmiş? Kanat yapısı biraz değişmiş. Bak şey üst kısmı önceden böyle tasarlamış. Sonra bu tasarım bu şekilde değişmiş. Ve bunu nasıl açıklamış? The author headed the air vehicle design during the concept development phases. Burada yazar headed burada yönelmek demek. Neye yönelmiş? Air vehicle. Hava aracı tasarıma yönelmiş. Ne sırasında? Concept development phase. İşte burada konsept gelişimi aşaması diyebiliriz. Sırasında o sürede şey yöneliyor. Hava aracı tasarımına yöneliyor. Ve bu şekilde değişikler oluyor. Denemiş de iteration, yenileme. Demek ki en sonunda bu tarz bir tasarım daha iyi olduğunu anlamış. Buraya bakalım. Write this down. It is sometimes more difficult than you would think. Write this down. Bunları yazın. Sonra iki açıklama var. It's sometimes more difficult. O bazen çok daha zor. Neden daha zor? Than you would think. Düşünebildiğinizden, düşündüğünüzden bazen daha zor olabiliyor. Bu yüzden bunları yazın, not edin diyor. Then there are various customer centric requirements, the actual mission and performance capabilities needed by the potential customers. Şimdi then there are various. Daha sonra there are var. Various burada çeşitli. Tırnak içinde customer centric. Centric merkezi yani müşteri merkezli. İhtiyaçlar, çeşitli ihtiyaçlar varmış. Daha sonra ne var? Actual mission
performance capabilities needed by potential customers. Burada potansiyel yani. Bunu satabileceğin yine aynı mantık. Tasarım yapıyorsun. Amacın birisine satmak. O uçağı gerçek hale getirmek. Bunu işte potansiyel olarak alabilecek kişilerin tarafına ihtiyaç duyulan burada asıl yani asıl görev ve performans kapasitesi bence burada yetenekleri daha mantıklı yeteneklerini ve ihtiyaçları da varmış farklı bir şekilde. Ya yani burada customer centric'den kastı da müşteri temelli yani müşteriden müşteriye değişiyor. Sizin ilk önce o zaman bir müşteri yapmanız lazım kendi tasarımınıza göre. Ona göre yani o müşteriye satabilecek şekilde bir tasarım yapıyor olmanız lazım. Yine 10 dakika geçti arkadaşlar burada kalalım. Sonra buradan devam ederiz. Yaklaşık olarak şey oluyor herhalde. İki videoda bir sayfayı bitiriyoruz gibi. Değil mi? Şuradan başlamıştık. Yani 2-3 paragraf şey yapıyoruz. 2,5-3 paragraf çeviriyoruz. Güzel. Bu şekilde işte 1097 sayfa. Yani yaklaşık 2000 videoda bu kitap bitecek demek. Hadi görüşürüz. Bay bay.